Selamünaleyküm sevgili hocam. Yarın Allah ne yapacağımızı bilmez inancı, yarın nasıl bir imtihanla karşılaşacağımdan Allah bilgisiz olduğundan dolayı ne yapacağımızı bilmiyorum. Yarınlar için dua da edemiyorum. Çünkü yarınları bilmeyelim, bilmediği zaman sonucunu, zamanın sonucunu bilemediği için duamın da anlamının olmayacağına inanmaya başladım. Ne yapayım? Duayı bırakma. Yarını da bilir, o bir gün de bilir, daha o bir gün de bilir, dünü de bilir, varlığın sonunu da bilir, ölümü de bilir. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ اِلَّا بِمَعْشَاءٍ Onun ilmini hiçbir şey kuşatamaz, onun ilmi her şeyi kuşatır. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ O sadece şehadet aleminin alimi değil, gaybın da alimidir. O her şeyi bilir. Bir, Abdülaziz Hoca'yı tuzağa düşürmüşler. Abdülaziz Hoca'yı çakallara yem etmeyin. O değerli bir alimdir. O emektar bir alimdir. O üçkağıtçı değildir. O para göz değildir. O dini imanı para olan adam değildir. Dini imanı para olan adamlar televizyonlarınızın içinden aylık 80 bin liraya size hikaye anlatıyorlar. Artık ayrı. Abdülaziz Hoca Allah'ın hürmete sadakasıdır. Tuzağa düşmüş. Bilmem anlatabiliyor muyum? O da ya desin tuzağa düşürdüler beni. Bir saflık oldu. Efendim dilimizden bir şey çıktı. Yok sayın. Unutun gitsin. Desin bunu. Efendim. Ama Abdülaziz hocamızı çakallara yem etmeyin. Öyle sık bulunur biri değil. Bu bir. İkincisi, Abdülaziz hocanın bu yanlış üzerine Kur'an'dan destek için getirdiği ayetlerin konuyla alakası yoktur. Mesela bir tanesini vereyim. Allah'ın bilmesi İşte öğrenelim diye, bilelim diye şeklinde gelen ayetler. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Bir tanesi. Böyle başka ayetlerde var. Sizi sınayacağız. Niçin? حَتَّى نَعْلَمَ Bilelim diye, öğrenelim diye. İçinizde cihad edenler ve sabredenleri öğrenelim diye sınayacağız. Hayır. Burada bir bilgi eksikliği var. O bilgi eksikliği şu. Aslında Abdülaziz Hoca okuduğu kelimeyi ye göre mana veriyor. Kendince haklı. Ama o kelimeyi maalesef karilerimizin büyük bir hatası olarak o orada duruyor. Çünkü unutmayalım Kur'an indiğinde hareke yok. Rakş yok. Noktalama yok. Kafın üstünde iki nokta yok. Bu çok sonradan. Fenin üstünde tek nokta yok. Yağının altında iki nokta yok. Tenin üstünde iki nokta yok. Bu bile yok. Harekeler hiç yok zaten. Harekeler çok sonradan. Anlatabiliyor. Ebu'l-Esved Eddüeli ilk defa hareket. İlk defa. Yani fail merfudur. Mef'ul mansuptur. Muzaf-ül-Leh mecrurdur. İlk kuralı Hazreti Ali koydu. Ondan sonra harekeleme yavaş yavaş başlayacaktı. Yıllar sonra. Düşünün, şöyle üç tane diş, 14 tane okuma ihtimali vardır. Ama tabii ihtimali vardır diye millete mi bırakmıştır? Hayır, Allah Resulü ağzından okuyor. 500 hutbesi var Medine'de, hepsi de Kur'an. Dolayısıyla Kur'an okunuyor, Kur'an ezberleniyor. Dilden dile binlerce insan Kur'an'la haşır neşir oluyor. Onun için yani yalnızca sayfalardan geçen bir şey olsaydı, derdi ki şöyle böyle yok. Kur'an indi. Ama tabii ki kıraat farklılıkları var. Bunu biz biliyoruz. Onun için kıraat imamları var. Kıraat Ayşere nereden çıktı? Kıraat Seba nereden çıktı? 7 kıraat, 10 kıraat, 14 kıraat, şaz kıraatlar. Bunlar nereden çıktı? Bu imamların en erken yaşayanı 130, 150, 160 tarihi. Dolayısıyla burada bir problem var. Yani Abdülaziz Hoca gördüğünden yola çıkıyor. Ondan bir şey diyemem. Ama bilgi eksikliği olduğu için. Nedir bu?
alime ya'lemu ilmen. Arapçada sülasi mücerretler altı bab olarak gelir. Anlatabiliyor muyum? Altı bab. Alime ya'lemu. Yani fa'ale yef'alu. Fa'ile yef'alu. Fa'ule yef'alu. Fa'ule yef'ulu. Fa'ile yef'ilu. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle altı kombinasyonu vardır bunun. Evet. Bunlar işte birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab, dördüncü bab diye geldiği baba göre de numaralanmış. Alime ya'lemu. İlmen. Mastara ilmencedir. Bu bilmektir. Bir de aynı kökten aleme ya'limu alemen. Bu da aynı kökten. Bu ne manaya gelir? Alem işarettir. Kullanılıyor. Türkçemize de geçmiş. Minarenin ucundaki şey ne dedi? Alem. Neye? İşaret. Alamet. Şiardır. Yani işarettir. Belgedir. Delildir. Dağlara Arapçada alam derler. Tekil alem. Dağlara alam derler. Bayrağın şu anda Arapçada ismi nedir biliyor musunuz? Alem. Bayrağı. Me'alim fit-tarik. Seyyid Kutub'un meşhur eserinin ismi. Nedir? İşte alemler, yolun kenarındaki işaretler, yoldaki işaretler. Dolayısıyla aleme ya'limu alemen denir onun için. Burada ne diyor Rabbimiz? Öğrenelim diye değil. Ne yapalım? İşaretleyelim diye. Gösterelim diye. Anlatabiliyor muyuz? Üzerine bel koyalım diye. Öz Türkçe bir kelime, bel. Belge oradan geliyor.